sayılara geçtin Ecrin, ondalık sayılara geçtiniz mi okuldan? Sesin kapalı Ecrin. Ecrin beni duymaya çalışıyor. Evet, geçtik. Tamam. Pekala. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz. Ece tekrar geldi. Ece'yi alayım. Evet. Arkadaşlar, diyor ki 27 tam binde 45 ondalık ifadesinin yazımında kullanılan rakamların toplamı kaçtır? Hadi bakalım chatten cevapları alalım. 27 tam binde 45. Hocam ben attım. Kolay değil mi? Evet. Hocam doğru demiş. Çete atıyoruz. Ece'den de geldi cevap. Benim bir dakika verin. Haydi. 27 tam binde 45'i istiyoruz. Hemen bir dakika yazıyorum çete. Ver. 9, 7, 16, 10'da 18. Evet. Ecrin ne oluyor? Bu ana 27 tam Ömer binde 45 dediği için 45 iki basamaklı. Niye olmuyor? Arkadaşlar bunların toplamı 9. Burada 9. Topladınız. 18 oldu. Aferin. Bade ekranımız açık olsun. Arkadaşlar yukarıdaki sayının okunuşu hangisi acaba? Evet. Hocam ben attım. Sayının okunuşunu istiyoruz. Aşırı falan. Evet. Aferin. 35 tam kaçta 42? Binde. Binde 42 değil mi arkadaşlar? Binde 42. Geçtik. Bu kesin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 10'a böldüğümüzde virgül bir sola kayıyordu. 100'e böldüğümüzde 2 sola. Virgülümüz şu an burada oturuyor. 10'a böldük 92,8. 100'e bölersek ne olur? 9,28. Doğru mu? Yani ben bunu anlayamadım. 92,8 olmaz mı? Efendim? 92,8 olmaz evet, mı? Evet hocam, D oluyor. Arkadaşlar bu kesin ondalık gösterimi diyor. Dikkat edin. 928'i 100'e bölüyoruz. 100'e. Dikkat. Arkadaşlar bir kesri 928. Eğer 10'a bölersek sanki virgül şu sondaymış gibi hayal edeceksiniz. Virgül 10'a böldüğümüzde bir sola kayacak. Eğer 10'a bölseydik sizin dediğiniz olurdu. 92,8. Ama biz kaça bölmüşüz? Bade 100'e. Yani bu virgül 1, 2 kayacak. Buraya gelecek. 9 ile 2'nin arasına. Şimdi anladık mı? Evet. Peki, hadi şunu bulun bakalım o zaman. Bunu 1000'e bölmenizi istiyorum arkadaşlar. Ne olur? Çete yazalım. Bunu 1000'e bölelim bakalım ne olacak? Bir dakika. Çete yazalım. Virgüllü şekilde chatten görelim bakalım ne olması gerektiğini. Tuana bak anlamışsın. Bunu bulamıyorum. Bade aferin. Evet. Hocam attım. Uç güzel. Yani aslında şey gibi mesela 10, 100, 1000 ya. Aynen. Mesela kaç sıfır varsa o kadar kayıyormuş aynen gibi. Aynen kaç tane sıfır varsa virgülden sonra o kadar basamak olacak. Bak virgül burada. Bine böleceğimiz için Ece, Ömer, 3 tane sola gideceğiz. 1, 2, 3. O zaman virgülümüz nereye gelecek Ece? 3 ile 4'ün arasında. 3 virgül binde 456. Mantığı anladık mı? Evet. Evet, o zaman bakın bunları çok kolay yaparsınız. Doğru olanı istiyor bizden. Tamam. Sadece kaça böldüğünüze bakarak bile olayı halledersiniz. 10'a bölüyorsak virgülden sonra kaç basamak olacak?
Değil mi Ece? Aferin Ece. Güzel. Güzel. Arkadaşlar bakın, ona bölersen virgülden sonra bir basamak olmalı, iki olmuş. Yanlış. Yüze bölersen virgülden sonra iki basamak olacak. Yanlış. Yüze böldüm arkadaşlar, üç basamak. Yanlış. Bine böldüm, evet, üç basamak. Doğru. Peki bunlardan hangisi yanlış gösterilmiş? Bu kez yanlışı istiyoruz. Bu da kolay bir soru. Biraz öncekiyle hemen hemen aynı. Aferin. Güzel, doğru. Evet. Hemen bir dakika. Yapın, yapın. Sıkıntı yok. Verdim. Evet efendim. Belki diğer sorulara geçebilir miyiz? Cem, bekliyorum, herkes göndersin. Arkadaşlar bakın, burada yanlış yapılan neresi? Bakın 3 basamak olacaktı virgülden sonra ama 2 basamak. Bu ne? 14 tam, binde değil %24'ün yazımı, değil mi? Evet. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur efendim? Gönderdim. Güzel. Ömer, 47'yi 10'a bölersek 4,7 mi eder? Hayır hocam. Kaç eder Ömer? Ömer, Hocam. 47'yi 10'a bölersek ne olacak? Ömer, bu ara bak beni sallıyorsun. Dikkat et, gözümden kaçmıyor. Beni sallama Ömer. Ömer, dikkatini ver. Arkadaşlar 47'yi 10'a böldük. Cevap be Bade, Ece, virgül buradaydı. 10'a böldüğüm için nereye kaydı? Bir tane sola. Yani 4,7 mi oldu Ömer? Dikkat. öğretmenim. Bu doğru. Tuana, Doğru. 215'i 100'e bölersek 2,15 midir? Doğru. 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 Virgül buradaydı, sondaydı. Bir kaydı, sonra iki kaydı. İki ile bin arasına geldi. Ecrin, 248'i bine bölersek 0,248 mi eder? Doğru mu? Ecrin, sesini açabilirsin. Doğru. Doğru değil mi? Bakın, çünkü üç basamak olacak virgülden sonra. Üç basamak var. Peki, Uluç, bu ne olacak? Doğru mu bu? Yanlış. Yanlış. Ece, bunun doğru yazımı ne olmalıydı? 3,170. Binde 170. 170 mi? 17 yazmanı istiyorum. Binde 17'yi nasıl yazalım? Ne ekliyorduk araya? Bir tane. Sıfır. 0,17. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı arkadaşlar? Ecrin, tamam mıyız? Doğrusu böyle olacak Ecrin. Dikkat et. Bade. Pekala. Cevap ver. Devam ediyoruz. Şekilde modellenen kesrin ondalık gösterimini istemiş bizden. Bakın bu kesir kaç tam? İki tam. Tamam, öğretmenim. Peki kaçta kaç? Kaç parmak? Hocam ben Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 8'e bölmüş. Kaç parçasını seçmiş? 1, dört. 2, 3, 4. Bunu ondalık olarak nasıl yazarsınız? Dört. Evet Ece, aferin. Hocam ben de attım. Dikkat. Ecrin dikkat. Öğretmenim doğru mu? Değil, dikkat.
Hocam benimki de olmuş. Aa. Uluç yanlış. O zaman bu. Yoksa başka şık yok lan. Bade o da yani bakın arkadaşlar anlamamışız. Anlamadığımız nokta kalmış. Arkadaşlar bakın bu iki tam zaten A şıkkı gitti değil mi? Şimdi bana virgülden sonrası lazım. 4 bölü 8. Biz ondalık kısmı yazarken paydayı ne yapıyorduk? 10, 100, 1000 mi yapıyorduk? Evet. Evet. 8 olunca kaçla çarpıyorduk? Bunu söylemiştim size. 120. 125 ile değil mi? Yani 1000'de eşitliyorduk. Peki arkadaşlar 125'i 4 ile çarparsanız 500 etmez mi? Evet. Bölü aşağısı da 1000. Arkadaşlar bakın şu sıfırlar gitti. 5 bölü 10 nedir? 0,5 midir? Evet. Yarımdır yani yarım. 2 burada var. 0,5 de burada var. 2,5. Ben anlamadım öğretmenim. Tekrar eder misiniz diyen var mı? Arkadaşlar eğer payın iki katıysa o yarımdır. Mesela bakın 3 bölü 6 da nedir yine? 0,5. 4 bölü 8 nedir? 0,5. 100 bölü 200 nedir? 0,5. Anlaştık mı? Eğer Sorabilir miyim? efendim Tuana. Hani bir internet gidip geldi de ben bu soruyu çok anlayamadım. Bir daha anlatır Tamam, mısın? anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu tam sayı yazdık. Bir tam, bir tam. Topladın iki tam. Sonra 8'de 4. Tam kısmımız geldi. Burası ondalık kısmımız. 8'de 4. Tuana 4 bölü 8'in değerini bulursak 8 olunca kaçla çarpacağız demiştim ben size. 125. Hatırladık mı? Evet. Ya da isterseniz sadeleştirebilirsiniz. O da nasıl olur onu da göstereyim. 4 bölü 8 sadeleştirirsek 4'e böl 1, 4'e böl 2 mi? Evet. 1 bölü Evet. 2 yarım demek değil mi? Evet. Evet. 2 tam var. 2 de, bir de yarım. Ne oldu? 2,5. 2,5. Tamam mı? Evet. Devam ediyoruz. Bu kesrin ondalık gösterimi hangisidir? Hadi bakalım. Ondalık gösterimi hangisidir efendim? Bakan bakan kimler doğru yapacak bakan? Haydi bakayım. Hocam biraz süre. Tamam ben süre veriyorum. Süre Abi biraz vakit verin. istemediğiniz kadar vakit veriyorum. Hocam ben atıyorum. Peki. Attım. Annem biraz vakit verin buldum galiba. Benimki doğru mu? Bakacağız. Bir dakika. Bir dakika Arkadaşlar açıyorum. Buldum. tam kısmımız 2 virgül. Orada sıkıntı yok. Attım. 108 bölü 300. Bunu ne yapmamız lazım? 3 ile sadeleştirmemiz Aferin. 3 ile lazım. sadeleştirirsek Ecrin. 108 bölü 300'ü bulacağız. Ece, Bade seni göremiyorum. 3 ile sadeleştirirsek paydamız 100 olur değil mi arkadaşlar? Evet. 108'i 3'e böldük. 30, 36. 36. 300'ü 3'e böldük. 100. 100. Bu da nasıl yazılır? 0,36.
2 de burada var. 2 tam 0 0. Arkadaşlar 2,36. Kaptık mı? Evet. Tamam mıyız? Evet, doğru. Evet, aferin. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Yine ne yapacağız? Paydayı 10, 100. Burada 1000 yok. 10 ve 100 yeterli oluyor. Evet. Bakın buna biraz zaman verir misiniz? Veriyorum. Zaman sizin olsun ya. Evet. Bütün zamanlar sizin olsun. Evet. Ben yazıyorum. Dokuz bölü dörtte dördü kaçla çarpıyoruz? 25 mi? Evet. Dokuz bölü ikide beşle çarpıyoruz payı. Sekiz bölü beşte iki ile 201/5 ile. Evet efendim. Ne diyoruz? Hangisinde yanlış yapılmış? Bursa. Bursa diyorlar. Arkadaşlar, bakınız Bursa yanlış mı acaba? Dikkat. Şimdi Ömer, bunun paydası 4. 10'a genişlemeyeceğine göre 100'e genişleteceğim. 25'te. 9 kere 25 ne yapar arkadaşlar? 10 tane olsaydı 200... 50 ederdi. Bir 25 düşürürsek 225 mi eder? Aşağısı da bölü 100 mü? Bu da 2,25 değil mi? Onlar ne yazmışlar? 2,35. Ya. Evet. Doğrudur sormuş. Özür dilerim. Zaten doğruyu sormuş. Yanlış yapmışlar. Ben yanlış arıyorum güya. 8 bölü 5 payda 2 ile mi çarpacağım 10 olması için? 8 kere 2 16 bölü 5 kere 2 10. Bu da normalde ne olur? Virgül bir tane kaydı. 1,6 mı olmalı? Evet. Bu da yanlış. D'ye bakalım. 2 ile çarptık arkadaşlar. 402 bölü 10 olacak. Virgül bir tane kaydı için 40,2 mi olur? Evet. Bu da yanlış. Buraya bakıyorum. 5 ile çarpıyoruz Ece. 5 kere 13, 65. Ecrin. Uluç 5 kere 2, 10. Tuana 65'i 10'a böldüm. 6,5. Evet. Güzel. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Buyurun efendim. Yanlışı istiyoruz. Yine ne yapacağız? Kesirli kısmı aynı şekilde ondalık yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Haydi bakayım. Bakın burada paydayı 10 mu yapmaya çalışıyoruz, 100 mu yapmaya çalışıyoruz? İşte 10 olanda 10, 100 olanda 100. Hı. Mesela 16 bölü 25'te 100 yapmak daha kolay değil mi? 2 dakika verin. Evet.
Yazıyorum. Attım. Evet efendim. Hocam ben de attım. Uluç. Evet, güzel, aferin. Doğru. Evet, haydi. Evet, benimki doğru mu? Doğru. Ecrin, doğru. Aferin. Tuana, Ecrin, Ömer. Ömer, hangi cevap Ömer? Gelmedi, hani nerede cevap Ömer? Ece de buldu. Hocam, cevap. Ömer, yanlış buldun Ömer. Ömerciğim, Bade, yanlış buldunuz. Ömer, dikkat Ömer. Anlamadığımız yeri soralım. Ömer, 3'ten 16 bölü 25'te kaça genişleteceğiz? Aç sesini Ömer. Hocam 3'ten 25 paydayı kaça genişleteceğiz Ömer? Ömerciğim 10, 100, 1000 oluyordu. 25'i kaça götürebiliriz kolayca? 100'e. 100'e. Peki 100 olması için 4'le mi çarpacağız Ömer? Evet. Yukarıyı da çarptık. 16 çarpı 4, 64 mü? Bölü 100. E bu da 0,64 mü eder Ömerciğim? Demek ki bu 3 tamla birleşince 3,64 olacak. Bu doğru. Peki şuna bakalım Ömer. 1 bölü 50 arkadaşlar. Ömer 1 bölü 50'de kaça gideceğiz? Nereye gitmemiz lazım? 100'e. Yani 2 ile mi genişleteceğiz? Evet. 2 bölü 100 mu oldu arkadaşlar? Arkadaşlar 2 bölü 100 nasıl yazılır? 0'dan 0,2 midir? Evet. Bakın ondalık kısım 0,2 Ömer. Bu da doğru. Ömer şuraya bakalım. 20 ile 12. Burada 10'a sadeleştirebilir miyim? Evet. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 10 mu? Bu 0,6 değil midir? Ama ben bunu 2 ile birleştireceğim. 2 ile birleştirirsem 2,0 da yazabilirim. Ne olur? 2 ve 6 olur. 2,6. Bu 2 tam %6 demek. Bu 2 tam %6 değil. Bunu 100 yaparsan %60 oluyor değil mi? 2 tam %60 oluyor değerli arkadaşlar. Pekala. Devam ediyoruz. Bu eşitliklerden kaç tanesi doğrudur değerli arkadaşım? Arkadaşım Şevki, arkadaşım Şevki. Efendim? Evet, ben bir tanesini çözemedim. Hangisini? Peki, buldum galiba. Peki. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Ömrüm ben attım. Güzel.
Evet. Ne diyoruz? Bursa. İlke ve Uluç B dediler. Arkadaşlar ilkinde ne yapacağız? Kim söylemek ister? Dörde böleceğiz. Dörde bölüyoruz. Niye Ece? Faydayı 10 yapmak istiyorum. 100'e gidemeyeceğime göre. Ne yaptık Ecrin? Bunu 4'e böldük. 9. Bunu 4'e böldük. 10. 9 bölü 10 nedir arkadaşlar? 0,9. Yani doğru. Devam edelim. Burada ne yapalım Tuana? Amacımız ne? Paydayı 10, 100 veya 1000 yapmak. Payda 300. Ne yapabilirsin Tuana? 100 yapabilirim. 100 yapabilirsin. Nasıl yaparsın onu? 3'e bölerek mi? Evet. Evet. İki tarafı da 3'e bölüyorum. 72'yi 3'e böldüm. 24. 300'ü 3'e böldüm. 100. Yani 24 bölü 100. O da 0,24 mi arkadaşlar? Evet. Evet. Bu da doğru. Peki burada ne yapalım? 48 ve 150 var. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar önce bölsek sonra genişletsek olur mu? 48 bölü 50'yi kaça bölelim? 150'yi. Mesela 3'e bölsek ne olur? 48'i 3'e böl 16, 150'yi 3'e böl 50 mi? Evet. Şimdi 2 ile genişletebilir miyim? Evet. Bunu 2 ile genişlettim. 32 bölü 100 mü eder? Hı hı. Ben bunu anlamadım diyen var mı acaba? Bir daha anlatır mısınız? Anlatıyorum. Şimdi 48 bölü 150. Direkt ben burayı 100 veya 1000 bir şey yapamıyorum. O zaman ne yaparım? Önce bir sadeleştiririm Ömer. 48 bölü 150 Ecrin. 3'e böldüm. Bakın 16. 3'e böldüm 50. Niye 3'e böldüm? Çünkü aşağısının ancak o zaman 50 geleceğini biliyorum. Peki ben bu kesri şimdi istediğim gibi 100'e getirip genişletebilir miyim? Evet. Arkadaşlar o zaman 2 ile çarpıyoruz. 32 bölü 100 mü oldu? Evet. 32 bölü 100 nedir? 0,32 midir? Evet. Demek ki bunun virgülden sonraki kısmı ne olacak? 32. Ama burada ne verilmiş? 16. 16. Zzz, yanlış cevap. Buna bakalım 3 bölü 5. 2 ile genişletirsek 6 bölü 10 mu? O da 0,6 mı? Evet. Dolayısıyla bu da doğru. Yani uç tanesi doğru olmuş. Geldik günün tadella sorusuna. Ecrin bizim derste zeka soruları oluyor. Çete ilk doğru cevabı gönderen kazanıyor. Ve 10 tadella idi. Yeni sezonda 15 tadellaya çıkarttım. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki zam sahalarından dolayı batacağım yoksa. Gerçekten bak. Tadella da fiyatını almış uçurmuş. Evet, Ömer'cim ben 20. tadellamı aldım değil mi? Evet evet. O bundan sonrası için. Arkadaşlar aynı maddeden yapılmış 3 tane mum görüyorsunuz. Biri uzun biri kısa mı? Aynı uzunlukta var mı? Uzunluklar belli zaten gördüğünüz üzere. Biri kısa biri... Mum mu o ne? Mum. Bunlar mum. Bu bir numara, bu iki numara. Öğretmenim benim tadella. Arkadaşlar bunlardan, bu mumlardan hangisi en fazla ışık verir, hangisi en az? Büyükten küçüğe yazınız. Kalınlıkları... Bu sırayla da deneyebilirler. Hayır. Siz... Öğretmenim ben anlamadım soruyu. Bir daha sorar mısınız? Üç tane mum var. Birisi birazcık böyle orta boylu, uzun bir mum. Birisi kısa, kalın bir mum. Birisi... Ben büyükten küçüğe mi? Evet, büyükten küçüğe sıralamak istiyorum. Ben yazıyorum. Doğru mu öğretmenim? Hocam ben attım doğru mu?
Hocam doğru mu? Öyle hiç kimse doğru değil mi? Hocam benimki doğru mu? Üzgünüm. Doğru cevap geldi mi? Geldi. Kimden? Hangisi en parlak yanar? Onu soruyorum. Hangisi en parlak yanar? Hocam benimki de. Geldi mi hocam? Doğru cevap. Kim attı? Hangisi en parlak yanar sizce? Öğrenim bir. Niye? Öğrenim şu an dışarı fırçama kopuyor. Burası dingin. Orada öyle evet. Aşırı fazla ağaç düşecek. Oo. O derece kar falan geliyor. Evet arkadaşlar haydi bakalım. Hangisi en parlak ışık verir? Ay buldum. Öğretmenim. Öğretmenim. Verdi. Öğretmenim bir vermez mi? Ece ne dedi? Kim doğru cevap? Hocam doğru mu? Hayır. Hocam şu anda bizim ödüllerimizi verecek misiniz? Ya vereceğim, vereceğim. Hangisi en parlak yanar? Hadi. Hocam şu anda cevap yok değil mi? Hiç. Ne yok? Doğru cevap. Yok. Doğru en parlak hangisi yanar? Hocam aklım. Arkadaşlar siz hiç mum yakmadınız mı? Yakmadım. Bir dakika hocam. Bir dakika. Değil Ece. Hocam hala yok mu ya? Öğretmenim. Hocam doğru mu? Ama yani neredeyse hepsini yazıyor. Hocam nasıl? Öğretmenim hepsi aynı değil mi ki? Evet Ece bildi. Hepsi aynı parlaklıkta yanar. Arkadaşlar mumun büyük, küçük veya ince kalın olması parlaklığı değiştirmez. Hepsi aynı parlaklıkta yanar. Evet peki. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın 17'de görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.